bu ya. Hepsini sökmüş adam ya. Tabii oradan sevmiş adam şimdi. Düşünün. Bizi karakola yazsak da karakola yazsak da bu adam ya. Baktık artık. Vallahi baktık. Biz şurada oturuyoruz adam tapumuzu söküyoruz. Ama bir şey söyleyeceğim. Buradan müzik sesi duyar musun? İşletme sahibiyiz biz burada, kafecilik yapıyoruz. Sesler üzerine çıktık, güpegündüz adam kafenin ne kadar elektrik kablosu var, kapıları var, hepsini söküyor. Üstüne üstelik yüzsüzlüğün bu kadar, bir de bunları nakletmek için kamyonet kiralamış. Yani artık gecesi gündüzü kalmadı bu işin. Gündüz biz orada otururken gelip kafenin kapılarını söküyorlar, alüminyum doğramalarını söküyorlar, çalıyorlar. Yarın buraya esrarcısı, balicisi kova kova bitiremedik bunları. Yarın başımıza iş alırız. Nasıl fark ettiniz abi? Biz sesler üzerine çıktık. Baktık elinde anahtarlar. Demir doğramaları sökmüş. Alüminyum doğramaları sökmüş. Kapıları sökmüş. Kabloları sökmüş. Bir de nakliye tutmuş. Onlara yüklerken yakaladık biz arkadaşı. Burada dershaneler çok. Yarın buraya gece esrarcısı, balicisi herkes geliyor. Oradaki çocuklar hepimizin çocukları. Yarın onlara bir alıştırırlar. Hepimiz üzüntü duyarız bu işte. Yani bir an önce yetkililerden bu işe bir çözüm üretmelerini istiyoruz. Bekçi arkadaşlar var. Tabii bekçi arkadaşların da görevleri sadece bir olmadığı için yani hemen hemen 2-3 saatte bir anca uğruyorlar. Akşam oluyor tabii o da. Biz 11'den sonra kapatıp gidiyoruz. Ne oluyor ne bitiyor onları da bilmiyoruz daha da Türkçesi. Büyük bir sıkıntı bu başkentte. İşte bunlar hep kesmiş kalıyor. Hepsini kesmiş duruyor. Kabloları kesmiş, demir kapı çerçevelerini sökmüş, alüminyumları almış. Ya, sökmüş adam, kapıyı nasıl söktüm? Buralara zincir vurduk. Bak sökmüş bunu. Onları ben burada soruyorum. O var mı yani?